Benim abim Gökhan Özer, şu an bizleri muhakkak izliyordur. Yanıma misafir olarak gelmişti bir 10 günlüğüne. Biraz rahatsızlandı burada. Rahatsızlanınca biz şey aldık. Yeşil pasaportlu, yani şeyli değil. Anladım, süreli E, değil yani. süreli yeşil pasaportlu. İstediği zaman gelip gidebilen Gidebilir. birisi. Biz de Düsseldorf konsolosluğuna gittik. İsim vermeden konuşacağım tabii ki. Orada başkonsolosun soyadı Bayan ismiymiş. Ama biz bilmiyorduk tabii ki. Belki de hani bilmemiz gerekirdi ama Evet. bilemiyorduk o zaman. Öyle diyelim. Neyse biz işlem yaptırmak için gittiğimizde oradaki bir memura dedi ki başkonsolosluktan dedi şey alacaksınız, hani damgalatacaksınız bu işleminizi dediler. Biz de ismini söylediği zaman ben de dedim ki orada nereden bulacağız hanımefendiyi dedi. Nerede dedim. Halbuki beyefendiymiş. Ama ismi de bayan ismi, yani Evet. nadiren biliyorsunuz bayan Evet. isimlerde erkeklere kullanılıyor. Biz tabii Benim ki ismim de var oğlum, Güngör diye. Bayan ismi var var yani. mı? Var. Var var var. Yüksel Biz diye de var. tabii Var. ki o anda baltayı taşa Şükrü diye de vurduğumuzu duydum ben. yok bilemedik ama biz yaptık. Ama şunu söyleyeceğim. Yani bu ne kadar bir şeydir ki, hani böyle bir işte bizim işlemimize hemen anında böyle oldu diye alıp yırtmaya kalktılar. Orada biraz bir sorun yaşadık. Yaptıramadık velhasıl işimizi. Kaç Böyle yıl bir önce? anı aşağı yukarı 3 sene önce falan. Demek ki o uygula Düsseldorf başkonsolosluğuna gelmemiş. Yani ne tuhaf bir Gel. olaydır. Yani Düsseldorf bunlar işte bak insanlık konsolosluğundan. Şey Serkan Bey şöyle Bunlar şimdi anlatılırsa değil mi abi? evet Anlatın şimdi anlatın. bizim Mainz konsolosluğunda yani bu başkonsolosumuz öyle. Osman Acar Bey var, muavin konsolos Sevil Hanım var. Hepsi yani bütün personel iyi. Artık yani gerçekten insanı vatandaşı dinliyorlar, Evet. ilgileniyorlar. Yani herkes ulaşabiliyor artık. Her işiniz böyle yardımcı olmak için mesela bazı toplantılarda Osman Acar Bey geliyor mesela ben diyor bu şu vatandaşları bir bilgilendireyim şunlar değişti. Yani onlar istiyor. Yani bu artık düzeliyor. Yani orada düzelir inşallah. İnşallah. Yani Yani bunlar bizim örnek olur. kötü bir niyetimiz yoktu ki Evet bunu evet. söylerken. Evet. Yani düzelsin istiyor vatandaş artık yani 2012 yılındayız yani Düzelmesi lazım artık, bazı artık şeylerin kırılması kesinlikle. Artık Lazım. yani Yani vatandaş da zaten kabul etmiyor bazı bazı şeyleri. şeyler, Yani çünkü sen Alman makamlarına gidiyorsun. Oradaki gördüğün muamele ile Türk yerine gittiğin zamanki muamele arasında fark vardı çok önce. fark var. Çok fark vardı. Dı diyorum ben. En azından artık hani bu dığları duyup da düzelsinler düzeltmeyenler de. Bazı yerler gerçekten büyük yol kat etti. Bunda ama sadece başkonsoloslukların değil, hani işte Ludwigshafen'deki o iş adamlarının bir arada olması, hani onların Türk günleri düzenlemesi falan, işte aralarına alması, bunların da etkisi var tabii ki. Size şunu söyleyeyim. Avni Karslıoğlu Bey bize resepsiyon verdi başkonsolosluğa. Bizden çağırdı sivil toplum örgütlerini. Orada ben bu Mainz Başkonsolosluğu'na ne kadar memnun olduğumuzu anlatmaya çalıştım ona. O dedi ki bir dakika bir dakika. Daha düzelecek çok şey var dedi. Hepsini düzeltmeye geldim dedi. Çünkü o da İnşallah. burada okumuş, burada büyümüş. Süper Almancası var. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül de demiş ki seni Almanya'ya gönderiyorum. Normalde her büyükelçinin Amerika şeyi olurmuş yani. Evet, sen orayı bekliyorsun ama ben seni oraya gönderiyorum demiş. Almanya bizim için çok önemli. Şimdi Sayın Büyükelçimiz de öyle bir şey söyledi bana. Daha dur dedi. Bana şey yapmaya kalkma. Bütün konsolosluklar düzelecek çünkü ben babamla bu sıkıntıları çektim konsolosluklarda dedi. İnşallah. Yani böyle bir büyükelçimiz var şimdi. Bunların Ne hepsi güzel, ne düzelecek güzel, inşallah ya. ne güzel. Evet. Serkan Hanım sen hazırlığını yap. Mesajları okuyayım Bilen ben. gelsin Ben yapacağız. mesajları okuyayım. Mesajlarımızı okumadınız Evet, diyor bak evet, millet. evet. Evet, onları hemen okuyalım. Ben de hazırlığını yap kardeşim. Viyanalı İbrahim. Selam, ben Viyana'dan İbrahim Karahan. Bilen Yayınımızda gelsin sor. başarılar dilerim. İyi Bilen yayınlar. gelsin sor. Bilen Misafirlerinize de gelsin. başarılar dilerim. Sizden bir istek yapacağım mümkünse. Açma bugün perdeleri rica etsem demiş. Çok teşekkür ederim demiş. Ya da onu mu okuyalım Serkan ya? Evet, Sen ben isteği buradan İstek görmüş Serkan değil mi? olayım. Cihan Akyazı, Ya da öyle merhabalar. miydi? Öncelikle Neşet Ertaş'a sizler aracılığıyla başsağlığı dilemek istiyorum. Büyük Usta'yı Kalk Halk diyor kurudan. Ozanı'nı 2 kere gecemize davet etmek istedik. Başarılı olamadık. Bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Tüm sevenlerinin başı sağ Cihan abi. olsun. Konuklarınızdan hemşerim Yüksel Bey'e ve Serkan ve Şükrü kardeşime tabii ki kardeşim Güngör'e sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ya böyle güzel oluyor Ne kadar geri, ne kadar böyle. Adamın ağzına bak, 2 metre açıldı ya. Allah'ım mesela. Koptum resmen Evet. ya. Öbür türlü daha iyiydi. Kopmuyordum Bak ya. Kavga dövüş adam ediyordum. adam Cihan Akyazı'ya yemeğini buradan selam yedirdi. olsun. Evet. Ağırladı.
çayını Allah söyledi. Razı olsun, Allah razı bir de olsun. Şu motiveri buradan... bak nasıl programın sonuna doğru seviye çıkardı. Bir mesaj ne ya? Evet, i̇şte Cihan Akyazı. Ya, Cihan Akyazı hakikaten. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz Duisburg'da, kendisine. Duisburg'da, Düsseldorf'ta gerçekten çok ordulu hemşehrilerimizin içerisinde. Bizler ordular olarak evet. Sizlerin programını zevkle izliyoruz. Başarılarının devamını diliyorum. Çünkü sizler Giresun Ordu Sinop için bir kazançınız. Benim için Ekimoğlu'nu söylerseniz memnun olurum. Başarılarınız daim olsun. Sevgi ve saygılarımı sunarım. Cihan Akyazı demiş. Teşekkür ediyoruz. Ekimoğlu'nu haftaya okuyacağım. Evet, haftaya. Açma bugün perdelerini de haftaya okuyacağım. Evet. Çünkü bugün... program formatımıza onlara lütfen haftaya diyelim. Erdinç Erunsal onu da okuyacağım. Erdinç Erunsal dediğim gibi şehit haberini vermiş bize. Ona da teşekkür ediyoruz. Ama Hekimoğlu'nu Neşet Hoca da şey severdi yani. Özcan Albayrak yazmış. Akbayrak. Çok güzel Akbayrak. Özcan Akbayrak. Çok haftaya güzel gurbet türküleri benim için güzel. Serkan'ımdan Giresun üstünde vapur bağırıyor. Özcan İstanbul'dan ailemle evde Giresun, için. Tamam Giresun'un altından denizden anladık da bu vapur üstünden nasıl? Bunu Özcan da... kardeşime sevgiler olsun buradan. Evet. Yetişkin prodüksiyon yapmış. Hepinize çok başarılı bir abilerimizsiniz. Saygılarımla demiş. Teşekkür ediyoruz. Yetişkin prodüksiyona da teşekkürler. Ahmet Sarıkaya yayında emeği geçen bütün arkadaşlara selamlar. Misafirlerimize selamlar. Neşet Baba'ya da Allah'tan rahmet diliyorum demiş. Aa, şimdilik yeter. Gelsin baba bir yeter. Bilen gelsin bilen yapalım gelsin. O zaman. Yine güzel bir eser. Bugün bir televizyon kanalında Musa Eroğlu hocamızın, Neşet hocamız hakkındaki duygularını canlı yayında telefonda konuşurken dinledim. Yemin ederim tüylerim diken diken oldu. Konuşamıyordu sevgili Musa Eroğlu. Hakikaten o da halk müziğimizin evet. Şu anda belki de ayakta kalan 3-5 çınarından evet. Bir tanesi. Onlar birbirini anlar. Yani, yani. Şeydeki bir alt jenerasyon diyelim. Yani Neşet Ertaş'ta yani Musa Eroğlu'yu gördüm ben gayet de dinç. Ezgi evet. Türkü evine gelmişti. Sen de orada mıydın? Ben değildim. Sen değildin. Ezgi Türkü evine ben gelmiştim. Ben her cuma akşamı Ezgi Türkü evindeyim. Bundan sonra 10. ayın 20'sinden itibaren de Bad Kreuznach. Adını da diyemiyorum. Bad Kreuznach. Müster diye geçiyor adresi abi. Bant Müster'de yine Tokatlı bir hemşerimizin güzel bir mekanında Stad Cafe'de her cumartesi akşamı da orada olacağız inşallah. Buradan sevgili İlhan abi de düğünlere nasıl selamlar. Gideceksin sen peki? Geliriz abi düğünlere de yaparız biz. İyi hadi bakalım. Ben biraz kilo olayım tek bacağım oraya tek bacağım oraya. Hadi abi gelsin. Hadi bakalım abi. Hadi bakalım bilen gelsin diyoruz.